Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Retry isimli Rovio'nun çıkardığı son oyunu tanıtacağım. Mobil oyunu tanıtacağım daha doğrusu. Son mobil oyunu tanıtacağım. Bir giriş yapamadım. Neyse şimdi oyunu gördüğünüz gibi 8 bitle hazırlanmış ve böyle Flipboard tadında oynanıyor. Tabi Flipboard tadında da sinir ediyor. Gerçi bu Flipboard'dan çok daha sarıcı. Böyle saçma sapan sonsuzluğa doğru gitmiyorsun da hani bir amacın var. Mapler değişiyor. Hani hangarlar var. Şimdi bu uçak hangarı. Başlıyorsun bir hangara konu. Dur şimdi yapacağım onu da. Konabilirsek aslında güzel şeyler olacak. Şu altında toplayın lazım olur. Geldim bu hangara. Ananız tövbe tövbe bir şey anlatıyoruz. Dakika bir s**iş bir. Şimdi gel. Şöyle başlayalım. Şimdi bak bu hangara geliyorsunuz. Şu ilk hangara. Dur. Ha. Ana kodu. Şu altını harcıyorsunuz ve bundan sonra checkpoint'iniz burası oluyor. Yani buradan başlıyorum hep. Ama öldünüz ya şunu yaparsanız s**ki tutuyorsunuz. En baştan başlıyor. O yüzden retry. Farkındaysanız retry diyorum. Retry de derdik. Biz hep ufakken retry derdik. Cancel'a cancel. Select'e select derdik. Ya çok select ya. Ama cancel meşhurdu. Ona koyayım ya. Bir şey anlatacağım sabahtan beri. Öldüğüm yerlere bak. Tırman. Kaptır. Çok güzelsin lan. Dur lan. Süper. Evet. Oyun Flipboard tarzında. Sinirlendiriyor, çıldırtıyor adamı. Şurada bir yer yarış var. Herhalde map'i geçersek gösterecek. Rovio firması yaptı. Flipboard tadında ama dediğim gibi hani mapleri olsun, oynanış şekli olsun ve retro havası var. Retro dediğim bu eski oyun işte. Hani retro şimdi bilmiyorsunuz abuk sabuk. Yorum yapmayın da. Geçen retro dediğim olay oldu. 8 bit yani çizimiz, sesleri ve bizim sevdiğimiz yani benim kuşağın. Gerçi oyun deyince bizim aklımıza hep 8 bit geldi yıllar yılı. Dur orada a**ına koy. O tarz oyun olduğu için hoşuma gitti. Ki zaten oynatıyor da kendini. Kafası bak gördünüz mü? Kafasını gördünüz mü? Oyun 22 Ekim'de indirilmeye sunuldu. Bizde aslında hani bundan 5 ay önce bitti. 6 Mayıs 2014'te piyasaya çıktı. O da Kanada, Finlandiya ve Polonya. Bu 3 ülkede indirilmeye sunuldu sadece. İndirilmeye sunuldu yani marketlerde. İndirilmeye sunuldu değil mi? Mango gibi oluyor. Ne oldu? Oo şekil. Sanki düzünü oynayabilirdik. Bunu koyayım. Afillisini... Ay s**eyim senin yapacağın işi. Hoppa. Ya uçak biraz sapıtıyor. Onu ayarını s**eyim senin. Onu iyi ayarlamak lazım. Geçti mi lan? Hoppa s**eller. Adamlar hani 5 ay bir 3 ülkede bakmışlar. Ne oldu ne bitti bizim oyun diye. Gerçi tabii Rovio tak 50 kilo olunca s**kinde olmuyor oyun tuttu mu tutmadı mı diye bekliyor. Gerçi Rovio'yu da takdir ediyorum ben. Dedim, her seferinde söylüyorum ulan yerli yapım oyunları tanıtırken özellikle genç arkadaşlara bir ders olsun diye. Hani bir ilham kaynağı olsun diye. Angry Birds Rovio'nun 52. oyunu. Hani ilk 51 oyun tırt ama herifler asla vazgeçmiyor. Hani sen diyorsun ya abi adamlar zaten Rovio. Hani biz yapsak kimse indirmez ama Rovio yapınca 1 milyon zaten indirmeyi zaten görüyor Angry Birds'ten falan diyorsun. Doğrudur. Dünya çapında 1 milyar 700 milyon tablette Angry Birds oyunları mevcut. Bak 1 milyar 700 milyon tablet. O kadar insan yoktur tablet. Dünya üzerinde. Ama işte tabii FBI'de, MFBI'de falan bilgi paylaşım falan. O onların kendi bok yemesi. Ama azim olarak, hırs olarak örnek alınabilecek firmalardan bir tanesi tabii ki de. Belki babası, annesi Polonyalıydı. Kanadalıydı. Oyunu ilk onları açtı. Anne baba bak dediler. Bilmiyorum. Neyse oyun sadece Android ve iOS'ta var. Ücretsiz, beleş. Şu altınları toplamanız lazım. Yani işte dediğim hangardan hangara indiriyorsunuz. Şöyle biraz oynayalım. Uç lan. Uç. Kanadını s**eyim. Kon oraya. Tamam. Kon lan. Altın yok s**eyim. Nere? Retry point. Lan. Hayır. Kim ya kaçırdık. Oyun afilli böyle. Güzel ben beğendim. Beğenmediğim oyunu zaten tanıtmıyorum. Aha. Look inside diyor kasa verdi. Ver beleş. Ne bu? Onu bakayım. Oyunda en kullanılmayan şeyi verdi ya. Sokayım onu ben. Çık. Şu
Bir de yarış vardı, yarış. Aha, challenge. Varsa şekliniz. Evet, he buymuş. Modification'mış bu. At bakayım bir tanesini ya. Okey. Ne oldu lan? Aa, yavaş yavaş. Efendi gibi gidiyor. Ananı s**eyim. Ne efendisi ya? Ne oldu? Kaptan ben orada inemem ama ya. İnemem. Ne koyayım? İnemem. Bu ne oğlum? Işıklar patlıyor falan. Pilot ne içti? Ya ne okuyayım? Nereden girdim ben buraya ya? Hayır, challenge benim neyime ne okuyayım? Challenge benim neyime? Ben... Sen kimsin challenge'da? Değme pervanesini s**tiğimin. Aerodinamiğine soktuğumun. Değme oraya. Gel buraya gel. Hadi geç. Hadi yavrum. Yavaş 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 yavaş. Baba baba geç. Ananı avradın s**tiğim ya. Çocuğu. Uçakta pilottu derken de tabii ki rahmetli Vecihi Hürkuş'u da anmadan geçmek saygısızlık olur. Kıymetini bilmediler fakat bilenler biliyor. Merak edenler okusun hayatını. Eminim çok da ilham kaynağı olacaktır okuyanlara. Keşke bir filmi çekilseydi. Genç kuşaklar da görseydi, tanısaydı. Gerçi ben de tanımıyorum da biz kendimizi okuya okuya bulduk. Hani şu oyunu tanıtırken bile araştırdım, İngilizce bir şeyler yazdım. Direkt Türk, yani dünya havacılık tarihinde bile adı geçen tek Türk. Adam uçak yapmış, daha ne yapsın yani o kadar yoksulluk içindeyken. Webtekno Facebook adresinden bizi takip edebilirsiniz. Webtekno Twitter adresinden bize ulaşabilirsiniz. Webtekno TV YouTube kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İncir reçeliyle film çekiyorsunuz. Şu Vecihi Hürkuş'un filmini çekmiyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz.